Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının açılışında konuşan Başbakan Erdoğan'ın gündeminde BDP'liler hakkında hazırlanan fezlekeler vardı. BDP şımardıkça şımarıyor. Sınırları daha fazla aşıyor. Gerilimi daha fazla tırmandırıyor. Açıkça demokrasiyi zehirliyor. BDP'lilerin çözümden yana tutum sergilemediğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın bir sözünü örnek gösterdi. Bir genel başkan kalkıp karşısındaki kitleye nasıl silahlanın diyebilir ya? Sen milletvekili olmadan önce bir de bunu söyleseydin ya. Şimdi milletvekili oldun, kalkıp bunu söylüyorsun. Bunun rahatlığı için de bunu söylüyorsun. Milletvekilliği bunun için bir zırh olamaz. Değerli arkadaşlarım, biz eğer buna sessiz kalacak olursak, bilesiniz ki bu halk bizi affetmez. Allah da bizi affetmez. Başbakan terör örgütünü desteklemenin kabul edilemeyeceğine dikkati çekti. Dünyanın hiçbir ülkesinde terörü destekleyen bir parti kabul görmez. Tam tersine böyle partiler demokrasi için tehlike olarak kabul edilir. Kürt meselesi adıyla ortaya bir başlık atmış ve bunu çözmek için değil ve bir Türk meselesi çıkarmak için böyle bir fitneyi, böyle bir nifak girişimini alevlendirmek için çok güçlü bir tahrik içinde, güçlü bir provokasyon içinde olmuştur. Çözüm için siyaset yolunu açık tutmaya çalıştıklarını söyleyen Başbakan, BDP'nin bunu istismar ettiğini dile getirdi. Hem silahı öveceksin, hem bu meclisin çatısı altında duracaksın, dokunulmazlık zırhının altına gireceksin. Biz siyaset yolunu açık tuttukça BDP bunu bir sistem açığı gibi gördü, bunu istismar etmenin, bundan istifade etmenin kolaycılığına kaçtı. Ve dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları. Ya bu memleket yol geçen hanı mı? Nedir bu? Biz kalkıp, hadi canım güzel yapıyorlar, varsın yapsınlar diyemeyiz. Yeri geldiği zaman herkese haddini yine bu parlamento diliyle bildirir. Aksi takdirde yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Bugünün şartları ile o günün şartları aynı değil. Ve rahatlıkla istedikleri gibi kalkıp at oynatmalarına müsaade edemeyiz. Başbakan Erdoğan, BDP'nin terör örgütüyle bağını kesmesini istedi, uyarılarda bulundu. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer mecliste olacaklarsa önce terörü desteklemediklerini göstersinler. Terör örgütüyle organik bağlarını kessinler, terörü kınasınlar. Yoksa terör örgütünün bir uzantısı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında olmayı biz kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyi kabullenmiyoruz.